Bizde yani 2024'ün Türkiye'sindeki sendikal anlayışlar genel kavramıyla işçilerin sorununa çözüm bulduklarına inanmıyorum. Yani işçi sınıfı kendisine artık yeni bir sendikal anlayış yapması gerektiğine inanıyorum ben. Bu anlayış olmaz. Şimdi ülkemizdeki sendikalar, şu andaki sendikalar herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi gibi. İşçiler siyasi partilerin arka bahçesi olmasın değil. İşçiler kendi gücünün farkına varmaları lazım. Bu ülkede %90 işçi sınıfı var, %10 işverenler var ama meclise gittiğiniz zaman bir tane işçi sınıfı yok. Sorun bu. Bir siyasi partilerin arkasına takılmasın işçi sınıfı. İşçi sınıfı kendi öz gücüne güvenmesi gerekiyor. İşçiler, aşer, patronlara huzur yok. Tek bir eylem elbette ki sorunlara çare olmaz. Ama biz sesimizi yükseltmek zorundayız. Onun için çok önemli bir eylem. Keşke çok daha güçlü bir arada olabilseydik. Keşke çok daha büyük eylemler yapabilseydik ki yapılması gerekiyor. DİSK elinden geleni yaptığını düşünüyorum, evet, yani elinden geleni yaptığını düşünüyorum ama işin doğrusu bütün SDK'lar, bütün sendikalar bir yıllardır yapılan baskılardan dolayı, yapılan şeyden dolayı, üstlerindeki baskıdan dolayı yıllardır bir zayıflık içerisinde, yani sadece DİSK değil, çok daha güçlü bir şekilde olmasını tabii ki isteriz ama işçilerin falan o kadar üstünde büyük baskı var. Bu kara tablo, bu ülkede demokrasinin son kırıntılarını ortadan kaldırmaya çalışan Cumhurbaşkanı hükümet sistemi adı altında adım adım inşa edilen tek adam rejiminin sonucudur. Vallahi sesimizi duyurmasak hiçbir şey olmaz. Muhakkak sesimizi duyurmamız lazım. Ya bu işler böyle olur ya. Yapabileceğimiz en güzel eylem budur ya. Dergide adalet için sesimizi duyurmaya, hükümete, patronlara, sermayeye sesimizi duyurmaya geldik. Geçinemiyoruz. Sefalet ücretiyle, yani yoksulluk ücreti bile 64 bin lira olan ülkede şu an çok düşük. Yani geçinemiyoruz. Bence sesimizi birileri duyacak diye düşünüyorum. Her zaman ümit var. Savaşmaya devam yani. Sesimizi duyurmaya devam. Mücadeleye devam. Yeterli mücadele veriyor ama sonuçta sendikadaki temsilciler de insanlardan oluşuyor. Onlar da hepsi bu kadar cesur davranamayabiliyor. Korkanlar olabiliyor. Ama sendika genel olarak dik duruşunu gösteriyor. Mitingler dışında başka bir şey yapılacağını sanmıyorum. Çünkü bireysel konuşmalarda biliyorsunuz içeri alınıyorlar. O yüzden grupla birlikte hareket etmek lazım. Ne olursa olsun birlikte hareket edilmesi lazım.